Şemalar nasıl yazılıyor? Onu görelim arkadaşlar. Sağ tıklayıp Add New Item diyorum. Burada aşağıya doğru indiğim zaman XML şema diye gözüküyor, karşımıza çıkıyor. Bunun adına da yine Node XSD diyorum. Daha önceden Visual Studio 2005'te arkadaşlar şemaları, XSD'leri oluşturmak için Visual bir ara birim vardı. 2008'de onu kaldırdılar. Artık sadece elle yazılır hale geldi. Şu sol tarafa da Schema Explorer diye yeni bir alan açtılar. Şimdi XML şemasında arkadaşlar dikkatimizi çeken birinci şey, bu XML şeması da aslında kendi haline bir XML. Normal bakın tepede XML'in deklarasyonu var. Altında da bizim root elemanımız var. XS şema diye geçiyor arkadaşlar. Kök elemanımız. ID'sine de node diye vermiş. Şimdi burada arkadaşlar hatırlıyorsanız namespace olarak default kendisi temporary koyar demiştim. Bakın burada koymuş temporary'yi. Bu şemamızın kendi namespace'i node XSD diye geçiyor. Burada XML namespace default namespace'ini gösteriyor arkadaşlar. Bir de burada asıl önemli olan şurada XS diye geçen arkadaşlar. XS nedir burada? Gidip V3 org'un içerisinden XML şemayı oluşturacak taglerin yapısını gidip buradan alıyor arkadaşlar. Bu adresten alıyor. Zaten Visual Studio bu adresi bildiği için default olarak o XML şemasının içerisindeki tagleri biliyor. Nasıl biz az önce XML'imizin içerisine bir DTT eklediğimiz zaman gidip o DTT'den hangi node'dan sonra neyin geleceğini biliyordu. Aynı şekilde XML şeması oluştururken de gidip buradan okuyor ve hangi node'dan sonra nelerin geleceğini biliyor kendisi. Okay. Dolayısıyla baktığı yer şurası. Dolayısıyla bizim oluşturacağımız XSD'nin içerisindeki elemanların ilk başında XS yazması şart. Yani şema tanımındaki elemanların başında XS yazıyor arkadaşlar. Biz burada bir örnek verelim. Biz node için node XML'i için bir şema oluşturalım. Mesela bakın küçüktür işaretini koyduğum zaman direkt karşıma XS ile başlayan taglar geldi bana. Buradan ben XS element diyorum. Name'i node olacak. Bu element kompleks bir tip diyorum arkadaşlar. Çünkü içerisinde başka elemanlar barındırıyor. O yüzden complex type diyorum. Ve bu complex type'ın içerisinde bir sequence var. Belli bir sırayla akan node yapısı var diyorum. Nedir o node'lar? XS element name'i to type'ı XS string default da verebiliyorum burada. Default'una Ali diyelim. Pardon, şunu yapmaya gerek yok. Şöyle yaparsak yeterlidir. Okay. Başka to'dan sonra yine XS element name from type XS string. Şöyle kopyalayalım. Header body os. Bunun haricinde bizim node elemanımızın içerisinde bir de date attribute olsun.
XS attribute var. Bakın. XS attribute name date type XS date. İstersek default'unu, fixed olup olmadığını da yazabiliriz arkadaşlar buraya. Böylece attribute'umuzu da tanımlamış oluyoruz. Şimdi bu XSD'yi arkadaşlar XML'e ekleme kısmına geldik. Burada arkadaşlar target namespace diye bir kısım vardı hatırlıyorsanız. Bu target namespace bizim XML'imizin içerisinde kullandığı to'yu, from'u, header'ı, body'yi hangi namespace'ten aldığını söylüyor arkadaşlar. Bizim yani hangi XML'in içerisinde kullanacaksak o XML'in hedef namespace'ini göstermemizi sağlıyor. Dolayısıyla aslında bizim burada node XML'de bir namespace'imiz yok. Şunu da kaldırıyorum artık. Buna gerek kalmadı. Şunu silelim. Buraya bir namespace ekleyelim. Node'umuzun içerisine. Şöyle node'un içerisine arkadaşlar XML namespace eşittir diyelim. HTTP 2.3'te www.xmldersi.com diyelim. Default namespace'imize. Peşinden de normal date geliyor. Okay. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar buradan. Node XSD'nin içerisinde target namespace'e de aynısını veriyoruz. Yine bizim bu XML namespace'e de aynısını verelim. Bu da bizim XML şemamızın namespace'ini ifade ediyor arkadaşlar. Default namespace'ini ifade ediyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra bizim Node XML'e şöyle yapıyoruz. Önce XML namespace, yeni bir namespace XSE için tanımlıyoruz. Şema olduğunu göstermek için http /v3.org XML şema şunu seçiyoruz. Org 2001 XML şemayı seçiyoruz. Bu birincisi. XML şema. Ondan sonra da bu XSE'nin şema location'ını veriyoruz. Eşittir. Normal bizim namespace'imiz aynı yerde olduğu için xml.com boşluk node nokta xsd diyoruz. Evet. Bakın bunu yaptıktan sonra yine date'i getiriyor. İşte 01.01.2009. Peşinden to'yu getiriyor bize. To'dan sonra bastığımız zaman yine from geliyor karşımıza. From'dan sonra ne varmış? Header varmış. Heading yokmuş. Header yapmışız. Header'ı getirdi. Selam. Ve header'dan sonra da body. Normal geliyor. Bu şekilde de arkadaşlar kullanabilirsiniz. Diyelim ki XSD'nin içerisine daha karmaşık bir yapı kullanmak istiyorum. Çoktan seçmeli bir seçenek kullanmak istiyorum. XSD'nin içerisinde şu XML elementin dışında XS simple type'ı seçiyorum. Name'ine de car type diyorum. Bunun içerisine XS, bakın bir list var. Liste koyabilirsiniz. Çoktan seçmeli. Veya bir restriction, kısıtlama koyabilirsiniz.
restriction dedim. Base'ine XS string dedim. Bunun içerisine de elemanları koyacağım. XS enumeration value Audi. Kopyalayalım bunu. Şöyle. Boy. BMW diye. Sonra şurada body'den sonra car type'ın gelmesini istiyorum. XS element name car type'ı da car type olsun diyorum. Bakın type diye işaretlediğim zaman arkadaşlar, ops, şöyle type eşittir dediğim zaman bakın car type da geldi buraya benim yaptığım. Sonra node XML'e geldiğim zaman artık şu body'den sonra bir bakın car diye yazdığım zaman bana içerisine gelebilecek elemanların listesini getirdi XML'in içerisinde. Dolayısıyla arkadaşlar yazdığınız XSD'yi karşı taraftaki kullanıcıya, karşı taraftaki şirkete gönderdiğiniz zaman o şirket sizin yazdığınız XSD'yi kullanarak belli bir XML şemasını oluşturabilir. Ve o XSD'den oluşan XML'i alıp siz sisteminize kaydederken yine XSD ile validasyondan geçirip database'e kaydedersiniz. Eğer bir hata varsa o zaman zaten size gösterir hata olduğunu.